Avrupa Birliği tarihinde ilk kez çok sayıda üçüncü ülkeye karşı sıkı yaptırımlar planlıyor. Nedeni çok sayıda devletin Rusya ile iş yapması. Alman medyası Berliner Zeitung'un Avrupa Birliği dünyanın geri kalanına karşı şimdi de Türkiye ve Çin'e yaptırım başlıklı haberine göre Avrupa Birliği Rusya ile iş yapan ve bu yolla ülkenin yaptırımları delmesine yardımcı olan devletlere yaptırım uygulamak istiyor. Üçüncü ülkelere yönelik sıkı yaptırımlar Avrupa Birliği'nin önlemler cephaneliğine yeni bir eklemedir. Artık bireyler ya da şirketler değil, ABD'li Politico dergisinin yazdığı gibi Putin rejimine Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız ve yasa dışı savaş için Avrupa'dan gelir ve yaptırıma tabi yüksek teknoloji parçaları sağlamaya devam eden devletler yargılanacak. Yeni cezai önlemlerin 11. yaptırım paketinin bir parçası olarak geldiği söyleniyor. Politikaya göre Avrupa Birliği yaptırımlarını yepyeni bir düzeye taşıyacak ve Kazakistan'dan Türkiye ve Çin'e kadar pek çok ülkeyi vurabilecek patlayıcı bir öneri. Politico'ya göre ilk taslakta Avrupa Birliği bazı Çinli ve İranlı şirketlere yaptırım uygulanmasını öneriyor. Ancak Politico'ya göre yeni rejimi nasıl amacı? Diğer ülkelere yaptırım uygulamak için yasal zemin oluşturmak. Tasarının biri ülkeleri, diğeri de ürünleri listeleyen 2'ye 2 olduğunu söyledi. Dergiye konuşan üst düzey bir yetkili, bu iki liste şu ana kadar boş dedi. Öneri ABD hükümetinin dünyadaki herhangi bir şirketi ekonomik ambargoya uymaya zorlayabildiği sınır ötesi ABD yaptırımları kadar katı değil. Ancak Avrupa Birliği diplomatlarının Rusya'ya mal akışını durdurmak için çok az şey yaptığını söylediği Kazakistan ve Ermenistan gibi ülkelere baskı yapmak için ilk adım niteliğinde. Brüksel ilk adım olarak bu tehdidin küçük ülkelerin gözünü korkutmaya ve onları Rusya ile ticaret yapmaktan vazgeçirmeye yeteceğini umuyor. Teklifin bazı Avrupa Birliği ülkeleri arasında protestolara neden olması muhtemeldir. Özellikle Rusya ile iyi ilişkilerini sürdüren Macaristan, yeni yaptırım paketinin Pax 2 nükleer santralinin inşasını tehlikeye atabileceğinden endişe ediyor. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjártó, Cuma günü Budapeşte'de yaptığı açıklamada, komisyonun nükleer endüstriye yönelik yaptırımlar öngörmesi halinde, bunu egemenliğimize yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyoruz ve veto edeceğiz dedi. Politico ve Financial Times'a sızdırılan belgelerde Hindistan'ın gündemde olmadığı anlaşılıyor. Ancak Çin ve Türkiye ile birlikte yaptırımların Avrupa ekonomisi için önemli sonuçları olabilir. Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının Suriye konulu toplantısı Moskova'da sona erdi. Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları, Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için bir yol haritası hazırlanmasını kararlaştırdı. Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için bir yol haritası hazırlanması gerektiğini söyleyen Lavrov, görevimiz daha ileri gelişmeler için ana hatları belirlemek dedi. Lavrov, bugün yapacağımız müzakerelerden çıkabilecek en iyi sonuç, bir dahaki dörtlü dışişleri bakanları toplantısına kadar Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için bir yol haritası taslak metnini hazırlayacak uzmanların görevlendirilmesi olacaktır, diye konuştu. Lavrov, hazırlanacak teklifin ardından Rusya, İran, Suriye ve Türkiye hükümet ve devlet başkanlarına sunulabileceğini belirtti. Lavrov, kesilen nakliye ve lojistik hatlarının onarılması konusunda Suriye ile Türkiye'nin müzakerelere başlaması ve engel olmaksızın ticari ve ekonomik işbirliğini yeniden hayata geçirmesi gerektiğini söyledi. Konuyla alakalı Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı, dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu toplantı öncesi Lavrov'la görüşmüştü. Bakan daha sonra İranlı mevkidaşı Abdullahian'la görüştü. Enerji konusunun da ele alındığı görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Kardeşim Hüseyin'le görüşmemizde Suriye üst düzey ziyaretler, ekonomik ve enerji işbirliğimiz gündemimizdeydi." ifadesini kullandı. Abdullahian, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayabilmesi için ordunun sınır bölgelerine yerleştirilmesi ve ABD güçlerinin ülkeden çıkartılması gerektiğini söyledi. Abdullahian, Suriye ordusunun sınır bölgelerinde kontrolü sağlaması, komşu ülkelerle ortak güvenliğin inşa edilmesine ve Ankara'nın endişelerini gidererek ayrılıkçı terör unsurlarının faaliyetlerinin son bulmasına yarayacaktır.
Türkiye ve Suriye arasında komşuluk ilişkilerinin yeniden tesisi için uygun ortamın hazırlanması gerekiyor şeklinde konuştu. Abdullah İyan, Türkiye ile Suriye arasında başlatılan görüşmeleri bölgenin istikrarı ve güvenliği için desteklediklerini ve iki ülke arasındaki sorunların geçmişte kalması gerektiğini söyledi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Türk savunma sanayisinin gururu SİHA ve İHA'lar dünyanın pek çok çatışma bölgesinde Türkiye ile birlikte hareket eden yönetimlerin can simidi olmuş durumda. Bu ülkelerden biri de Etiyopya. İsyancılar neredeyse başkentlerine dayanmıştı. Etiyopya Silahlı Kuvvetleri tarafından yayınlanan bir belgeselde Etiyopya'nın Bayraktar TB2 sayesinde parçalanmaktan kurtulduğu vurgulanarak Bayraktar TB2'nin savaşma gücündeki sırrı muhafaza edeceğiz denildi. Büyük ve gelişmiş ülkelerin sahip olmak için sıraya girdiği bu ekipmanı biz de sıraya girdik ve aldık diyen Etiyopyalı subay bu İHA'ların hudutları koruduğunu, kaçakçılara ve teröristlere göz açtırmadığını ifade ederek savaş zamanında da savaştıklarını kaydetti. Artık bunları kendimiz yönetip bakımlarını yapabiliyoruz diyen subay, bu sistemleri Etiyopya'nın Afrika'da hava üstünlüğünü yakaladığını belirtti. Bu sistemler Etiyopya'yı parçalama teşebbüsünü ortadan kaldırdı dedi. Tercih edilmesinin nedenini açıklayan Selçuk Bayraktar, dünyada adı F-16 olan çocuk var mı? Ukrayna'da binlerce bebeğin adı Bayraktar. Bayraktar TB2 en gelişmiş İHA'mız değil. Akıncı veya Anka daha gelişmiş olmasına rağmen böyle konuşulmuyor. Kızıl Elma'da belki hiçbir zaman konuşulmayacak. Çünkü Bayraktar TB2 birçok savaşta kendini kanıtladı. TB2 öyle bir noktada ki, öyle savaşlarda kullanıldı ki tüm dünyaya nam saldı. Salmasın mı şimdi dedi. Selçuk Bayraktar'ın Aselsan'dan en önemli beklentimiz Kızıl Elma, F-16 ve Milli Muharip Uçağı takılacak olan EOS'ları. EOTS'yi de bekliyoruz. Sözlerine Aselsan Genel Müdürü Haluk Görgün, AESA radarla ilk uçuşları yakında duyacaksınız. Öyle elektronik harp sistemlerimiz var ki aynı anda 50 radarı tespit edip 20 radarı etkisiz hale getirebiliyor açıklamasında bulundu. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Koti ise şu anda ayda 5 adet Anka İHA üretiyoruz. Ayda 10 adet de çıkartacağız. Yurt dışından talep patlaması var. Endonezya ve Cezayir'le 12'şer adet kontratımız var. Bir an önce teslim etmeye çalışıyoruz dedi.